Mutlu akşamlar. Takvimler 16 Ekim 2019 Çarşamba'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem Naz. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Günün gelişmelerini paylaşacağız. Önce Türkiye'de neler olup bitiyor hızlıca gündem özette ekranlara gelecek. Ardından bölgemizde ve Ordu'da yaşanan önemli başlıkları aktaracağız. Türkiye'nin en önemli gündemi elbette ki bugün 8. günü geride bırakan Barış Pınarı Harekatı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ne kadar süreceğiyle ilgili konuştu. Gündem özette konuya dair bilgiler yer alıyor. Türkiye'nin en önemli gündemi Barış Pınarı Harekatı dedik. Elbette ki kahraman askerimiz sınırda ilerleyişini başarıyla sürdürürken hain terör örgütü üyeleri de sınır şehirlerimizde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Yine bugün sivillere yönelik hain saldırılar vardı. Açlık sınırı, ekonomiyle ilgili de önemli gelişmeler var. Gündem özeti izleyelim. Ardından TV52 Ana Haber başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartı açıkladı. Erdoğan, teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer dedi. Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG-PKK'lı teröristlerin Şırnak, Cizre ilçesi Katran köyüne attığı roket ve havan topu sonucu 3 kişi yaralandı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu işsizliğin 1 milyon 65 bin arttığını, açlık sınırının ise 2064 lira olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce vaat ettiği ücretsiz süt dağıtım projesini başlattıklarını söyledi. Proje kapsamında 92 bin çocuğa süt ulaştırılacak. Gündem özeti de kısaca ekrana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklamaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgiler verdi. 1220 kilometreye kadar ilerlediklerini belirtti ve harekat ne zaman bitecek sorusuna bakın nasıl bir yanıt verdi. Terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye'ye kadar temiz iş çıkartan başka bir ülke yoktur. AK Parti grup toplantısı gerçekleştirildi. Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. 220 kilometre alanın terörden temizlendiğini söyledi. Biz teröristleri takip ettik. Sivillerden uzaklaştıkları anda da imha ettik. Bu şekilde adeta adım adım ilerleyerek şu ana kadar 1220 kilometre kare alanı temizledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın sona ermesi için tek şartı da açıkladı. Erdoğan hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar ifadesini kullandı. Hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Bugün sadece AK Parti'nin değil CHP'nin ve diğer partilerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı. Tüm ülkeyi ilgilendiren açıklamalar olduğu için bültende yer vermeden geçmiyoruz. Partisinin grup toplantısında konuşan bir diğer isim de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde işsizlik ve ekonomi vardı, hükümeti eleştirdi. İhale yaptın mı, yapmadın mı?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 2020 lira, açlık sınırının ise 2064 lira olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, 22 milyon 500 bin kişinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi. Kılıçdaroğlu bütün asgari ücretlilere seslenerek artık oturup düşünme zamanı dedi. 22 milyon 500 bin kişi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 22 milyon 500 bin kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 22 milyon 500 bin kişi. Bütün asgari ücretliler, bütün işsizler, bütün yoksullar, bütün fakirler, size söylüyorum. Artık oturup düşünme zamanı. Onlar köşeyi döndü. Siyasete nasıl atılmışlardı? Yırtık ayakkabıyla. Nerede yaşıyorlar? Sarayda yaşıyorlar. Saraylarda yaşıyorlar. 1100 odalı saraylarda yaşıyorlar. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Senin pozisyonun hiç değişmedi. Sen gene fakir kaldın. TÜİK'in iş gücü istatistiklerine göre bu yılın Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısının 1 milyon 65 bin arttığını belirten Kılıçdaroğlu bu duruma tepki gösterdi. Geçen yılın Haziran, Temmuz, Ağustos ayına göre bu yılın Haziran, Temmuz, Ağustos ayında 1 milyon 65 bin kişi daha işsiz kaldı. 1 milyon 65 bin kişi. İşsiz kalan kişilere ve onların ailelerine sesleniyorum. Sarayda işsiz var mı? Sarayda oturan ailelerin çocukları işsiz mi? Onlar işsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı? Onlar bir babanın işsiz kalması halinde evde yaşanan dramı biliyorlar mı? Onlar bu memlekette hala binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Onlardan haberi var mı? İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ordu Valiliği'nin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca desteklenen Fındık'ta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi kapsamında bir tören düzenlendi. Yapılan törende verilen eğitim sonrası makine ve alet dağıtımı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde Fındık'ta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi kapsamında düzenlenen eğitim ve makine alet dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Ordu Valisi Settar Yavuz, Altınordu Kaymakamı Niyaz Erten, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odaları çalışanları ve danışmanlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Settar Yavuz, başta budama, gübreleme, yaşlanan bahçelerin sökülerek yenilerinin oluşturulması dahil olmak üzere yaygın bir proje uygulamak istiyoruz dedi. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın bütçesini aktif olarak bundan böyle daha çok tarım teşkilatı için kullanmak istiyoruz. Bu ilk başlangıcıydı. Dolayısıyla arzu ettik ki valilik olarak bu ekipmanları alalım. Tarım ilçe müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız, çiftçilerimiz hep beraber güzel işler yapsınlar. Ve buradan biraz önce eğitimde gördüğünüz gibi 500 kilogramları ifade ediyoruz. 500 kilogramdan vazgeçtik biz. Yani bir randıman artışı olsa 70 milyon. Neredeyse bir aşağı yukarı %10'luk bir verim artışı olsa 350 milyon TL gibi bir aslında rakama ulaşıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydansa budama makası, budama testeresi, çapa makinesi gibi tarımda teknik ve bilimsel yönden yapılacak olan ekipman dağıtımının çiftçilerimiz için çok yararlı olacağını düşünüyorum diye konuştu. Fındık'ta baktığımız zaman yaşlı fındık bahçelerimiz verim düşüklüğü, artık bunun da bir yerlerde geri dönüş olarak verim ve kalitenin artırılması lazım. Bununla ilgili de gerçekten bugünden sonra alanlarda bu budama makası, budama testeresi, ilaçlama makinesi, çapa makinesi gibi tarımda teknik ve bilimsel yönden yapılacak olan makinelerin dağıtımında çok önemli bir yer olduğunu görüyoruz. Son olarak konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın desteğiyle makine ekipmanlarımız alındı, 35 tim görev yapacak dedi. İşte bugün kullanacağımız, budamada kullanacağımız akülü, makas ve testereler, şarjlı
makaslar bizlere bu çalışmalarda çok büyük katkı sağlıyor. Gene çaba makineleri bu çalışmalarımızda örnek bahçe uygulamalarında çok büyük katkı sağlıyor. Konuşmaların ardından ekipmanların dağıtımı yapıldı. Ordu'da su çiçeği hastalığı sonrası 3 kez kalp krizi geçiren ve beyninde oluşan hasar nedeniyle konuşma ve hareket etme yetisini kaybeden 12 yaşındaki Zeynep Karadeniz'in ailesi, tedaviler sonucunda destekli şekilde yürümeye başlayan, tek elini kullanabilen ve az da olsa konuşmaya başlayabilen kızlarının eski sağlığına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Ayşegül ve inşaat işçisi Naim Karadeniz'in kızı Zeynep, 4 yıl önce su çiçeği hastalığı sonrası kalp krizi geçirdi. Ardından 2 kez daha kalp krizi geçiren ve beyninde hasar oluşan Zeynep, konuşma ve hareket etme yetisini kaybetti. Ailesi tarafından götürüldüğü çeşitli illerdeki hastanelerde uzun süre tedavi gören ve yaşam sevinciyle hayata tutunan Zeynep'in tedavisine evinde devam ediliyor. Anne Ayşegül Karadeniz yaptığı açıklamada kızının yaşadığı sağlık sorunu sonrası boynundan aşağısının tutmadığını ve konuşamadığını ancak zihinsel bir sorunu olmadığını söyledi. Olduğu yerde düşüp bayıldı. Ondan sonra da solunuma geçti enfeksiyon ve kalbin durmasına sebebiyet verdi. Sonra 3 kez geri dönüşümle geldi. Hastanede yattık 2 ay boyunca ama yüksek ateş hastanede hastane enfeksiyonu kaptırıldı. Yüksek ateş 2 ay boyunca konuşma merkezimizde denge merkezimiz hasar gördü ama zekamızda hiçbir hasarımız yok. Tedaviler sonucunda sadece mamayla beslenen kızının yürümeye başladığını, tek elini kullandığını ve az da olsa konuşabildiğini ifade eden Karadeniz, şimdi önlerinde fizik tedavi sürecinin olduğunu aktardı. İlk başta çok kötüydü durumumuz. Boyundan aşağı hiçbir yerimiz tutmuyordu. Büyük bir sıkıntı vardı. Daha sonra Numan Bey'in de yardımı sayesinde Çapa Tıp Fakültesi'ne gittik. Ve orada tedavi sürecimiz başladı. Fizik hastanelerinde uzun süre yattık. İlk önce Erenköy'de yattık 4 ay, sonra Afyon'da yattık 5 ay. Oradan Gata'ya geçtik, oradan Bursa'ya, oradan Giresun'a. Ve hiçbir şey yoktu, boyundan aşağı NG ile besleniyorduk. Ama şu anda kızım yürür duruma geldi. Doktorlarımız %99 yürüyebileceğini söylüyor ama iyi bir fizik tedaviyle. Ben de o yüzden yetkililere sesleniyorum. Yani iyi bir fizik tedavi hastanesinin bize bulunmasını istiyorum. İyi bir ekiple çalışmak istiyorum. Çünkü kızım son aşamada sağlığına kavuşmaları için bize yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum. Şimdiye kadar gördüğü fizik tedavinin kızını bu seviyelere kadar getirebildiğini aktaran baba Naim Karadeniz ise yetkililerden ve hayırseverlerden destek beklediğini söyledi. Ya biz istiyoruz ki Zeynep yatağıma hekim olmasın. İstiyoruz ki evde kendi ihtiyacını görsün. Gitsin elini yüzünü yıkasın. Kanını doyursun. Yani Zeynep burada annesi, ben, abisi olmadım. Buradan kalkıp hiç İl dışında mı olacak bu fizik tedavi? Evet, bizim yani il dışı. Karadeniz bu sürecin 6 ay kadar sürebileceğini ve oldukça pahalı olduğunu ifade ederek Türkiye'de iyi fizik tedavi merkezleri olduğunu, bunun yanında yurt dışında da bazı merkezlerin tavsiye edildiğini söyledi. Baba Karadeniz şimdiye kadar kendilerine destek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski Sağlık Bakanı Recep Akta, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti. Türkiye sınırda milli bir mücadele veriyor, terör örgütlerini yok ederek ülkenin huzurunu ve güvenini sağlamaya çalışıyor. Sadece kendi ülkemizin değil, Suriye'de de barış götürmek istiyor ve Suriye'ye barış gelene kadar da mücadelenin devam edeceğini belirtiyor Türkiye tüm dünyaya. Tabii bu ülkenin en önemli gündemi ama bir diğer en önemli gündem ekonomi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirel bakış açıları da olsa Türkiye gerçekten ekonomik anlamda da zor bir süreçten geçiyor. İşsizlikle ilgili rakamlar da ortada. Ama dediğimiz gibi gün birlik olma zamanı. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi de milli bir gündemle toplandı bugün. Olağanüstü toplandı Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi ve yayınladığı bildiriyle Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladılar. Meclis üyeleri toplantının sonundaysa asker selamı verdiler. Canlı Türk Ordusu bugün uluslararası şebekelerin bir oyununu bozmak amacıyla tarihe yeni bir
imza atıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı 2. olağanüstü meclis toplantısında okunan bildiri meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Meclisten doğacak bir huzur hakkı var usulen. Onu da ben Mehmetçik Vakfı'na bağışlayalım diye düşünüyorum. Bunu bir önerge halinde sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Tekrar size teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler bu anlamlı birliktelik için tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Büyükşehir olarak, meclisimiz olarak bütün halkımız adına destekliyoruz. Burada DAEŞ, PKK, PYD, YPG bunlar hepsi bir bütün. Bu terör örgütlerinin bir oyununu böylece bozmak istiyoruz. Onun için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Burada herkese örnek olacak bir birlikteliği siyasi partilerimiz, halkımız bu birlikteliği burada sergiliyor. Böyle bir toplantıya gelip buradaki birlik beraberlik mesajını verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve sizleri bu örnek hareketinizden dolayı da ayrıca kutluyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Toplantıda CHP'li meclis üyesi Sami Torun'un yaptığı konuşma ise kısa süreli tartışmalara neden oldu. CHP'li Torun, Mehmetçiğimizin yanında ve destekçisiyiz ancak Türkiye'nin yanlış Suriye politikası savaş zeminini hazırlamıştır dedi. Bu açıklamalar AK Partili ve CHP'li üyeleri karşı karşıya getirdi. Böylece bozmak istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Olağanüstü toplanan meclisin tek gündemi vardı, Barış Pınarı Harekatı. Toplantıda CHP'li meclis üyesi Sami Torun da söz alarak bir konuşma yaptı. Torun, Türkiye'nin yanlış Suriye politikasının savaş zeminini hazırladığını söyledi. Torun, Mehmetçiğin yanında ve destekçisiyiz ama diyerek Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye toprakları üzerinde sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz. Ancak terörle mücadelenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilecek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız ifadelerini kullandı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız. Aklımızdan çıkarmamamızın gerektiğinden bir gerekçe var. O da Suriye'nin barışı ile Türkiye'nin huzurunun iç içe geçmiş olması. Bu nedenle Suriye için, Türkiye için barış için ne yapmalıyız diye düşünüyoruz. Bir, Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirmenin olduğunu ve Suriye'nin geleceğini ancak Suriye halkının karar verebileceğini hiç unutmamalıyız. İki, ABD ve Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık, egemenlik, iyi komşuluk ilişkilerine dayanan bütünlüktü. Uyumlu bir Suriye politikası izlemeliyiz. Suriye yönetimi başta olmak üzere uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı meşruluğu olan bütün aktörlerle tıpkı burada olduğu gibi konuşarak diplomasiyi etkin kılmalıyız. Suriye yeniden güvenli ülke olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini teşvik etmeli ve bu amaca uygun politikalar geliştirmeliyiz. AK Parti Grup Sözcüsü Meclis Üyesi İsmet Yücesoy da bir konuşma yaptı. Yücesoy, Türkiye'nin terör örgütlerine asla boyun eğmeyeceğini vurguladı ve Türkiye meşru bir savunma yapıyor dedi. Bu alçak planı engellemek için bu hareket yapılmıştır. Hainler asla ülkemizi bölemeyecekler. Ülkemize sığınan 4 milyon Suriyeli egemen güçlerin umurunda olmadığı gibi aynı ırktan ve aynı dinden olan petrol zengini Arap ülkeleri de Arap ülkelerinin de umurunda değildir maalesef. Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin de bu iki konuşmanın ardından söz aldı. Gün birlik olma zamanıdır dedi. Tartışmadan siyasi görüş ayrımına düşmeden hareket etmeliyiz dedi. Durum gayet
anlaşılmış ve açıktır. Dolayısıyla bugünlerde ancak, fakat, lakin, ama demeye gerek yok. Bugün askerlerimiz eşlerinden, çocuklarından, topraklarından ayrı bu mücadeleyi verirken burada ne AK Parti, ne CHP, ne Milliyetçi Hareket Partisi, ne de diğer partiler söz konusu. Hepimizin en yakınları bugün cephede bu mücadeleyi verirken gerçekten konuşmalarımıza, açıklamalarımıza son derece dikkat etmemiz lazım. Eğer biz herhangi bir görüşler olursa olsun bu toprakları paylaşan hepimiz bu gibi zamanlarda aynı noktada buluşamazsak zaten bugün mücadelesini ettiğimiz karşımızdaki terör örgütleri de zaten bunun için uğraşıyor. Şahin'in açıklamasının ardından kısa süreli tartışma yaşandı. Torun Şahin'e cevap vererek konuşmalarının yanlışa çekildiğini söyledi. Kendilerinin de bu operasyona destek verdiklerini ancak sürecin neden bu noktaya geldiğini anlatmak istediğini söyledi. Biz burada sadece bu sonuca bizi kimler götürdü? Bu sonuca nasıl gittik? Bizim askerlerimiz oraya hangi sebeplerden dolayı gitti? Bunu tartışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Tek bir dakika. Tamam. Siyasi polemikten bahsediyorsa şu anda kendileri yapıyorlar. Hayır, şimdi yeterli bu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler bu ordu peygamber ocağının timsalidir diyerek tartışmalara noktaya koydu. Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt ve Giresun'da ODA, Borsa ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler. Amaç hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt ve Giresun'da ODA, Borsa ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, odada bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri adına yaptığı açıklamada devletin harekat kararının arkasında olduklarını söyledi. Bu bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur ve güven, barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız. Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahramansa, Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere milletin, iş dünyasının ve sivil toplumun bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini dile getirdi. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, İş dünyası ve sivil toplumu bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha da çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Söylediğimiz gibi tüm ülke tek yürek, milli ruhta bir kez daha buluştu bundan önce olduğu gibi. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyor herkes, vatandaşıyla, sivil toplum örgütüyle, odalarıyla, belediyeleriyle. Akkuş Belediyesi de olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi ve yayınladığı bildiriyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı. Toplantımız hayırlı olsun. Mehmetçiğimizin bakan askerlerimiz yanındayız. Akkuş Belediye Meclisi Ekim ayı birinci olan üstü meclis toplantısıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir araya geldi. Olağan toplantımız. Hepinize teşekkür ederim. Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Çayıroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri ve birim müdürleri yer aldı. PKK, PYD, YPG ve DAEŞ'in varlığı sonlandırılmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere barış harekatı planlanmıştır.
Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere bir araya gelen Akkuş Belediye Meclis üyeleri askerlere muvaffakiyetler diledi. Akkuş Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Çayıroğlu yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuştu. Çayıroğlu ülkemizin bu harekatla gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır dedi. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir. Ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor. Fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Türk gençliği de kahraman Türk askerinin yanında. Aybastı ilçesinde Aybastı Fen Lisesi öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak adına güzel bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler dev Türk bayrağı açtı ve hep bir ağızdan 10. yıl marşını okudu. Biz kimiz? Mezarı! Biz kimiz? Fatih Sultan Mehmet'iz! Biz kimiz? Mustafa Kemal'iz! Yürekleri ve bedenleri ay yıldızla kaplandı. Mehmet'iz! Biz kimiz? Mehmetçiyiz! Aferin! Sağ ol! Aferin! Sağ ol! Türk bayrakları da donattılar dört bir yanı. Ordunun Aybastı ilçesinde bulunan Aybastı Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri güzel bir etkinliğe imza attı. Kalpleri ay yıldız ve kahraman askerlerimiz için atan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Öğrenciler üzerlerine giydikleri ay yıldızlı tişörtlerle Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek adına gösteri düzenledi. Öğrenciler daha sonra hep birazdan 10. yıl marşı okudu, harekatı yürüten askerlere selam yolladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda sona gelindi. Konuyla ilgili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler bir açıklama yaptı ve Kasım ayının 15'i gibi Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nın hizmete açılacağını belirtti. Burası neresi? Şurası, şuraya mı? Şurası. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu. İnşaat alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Olgun, Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nın 100 araçlık otoparkı, sosyal alanları ve modern görünümüyle hem gençlere hem çocuklara hem de ailelere hitap edecek muhteşem bir alan olacağını söyledi. Aşağı yukarı Fatsa'da 1150 metrekare bir hem zemin alan oluşturacağız. 5 tane su gösterisi olan, hem renkli olacak, hem su olacak bisikleriyle, hem de müzikli bir su oyunları olacak. Böyle bir alan olacak burası. Olgun, Fatsa Cumhuriyet Meydanı inşaatını Kasım ayının 15'i gibi bitirmiş olacaklarını da kaydetti. İlmiler Bey'in bizzat buraya hassasiyet göstermesiyle biz bu süreci, normalde ihale süresinin bitmesine daha var. Ancak bu süreci hızlandırdık. Kasım 15 gibi bitirmiş olacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in en önemli seçim vaatlerinden birisiydi. Üreten şehir Ordu projesi. Bu kapsamda bir dizi
etkinlikte yapılıyor. Özellikle tarımsal ve hayvansal faaliyetlere karşı belediye harekete geçti. Soya fasulyesi de onlardan biri. Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği bir proje. Soyalar dikildi, toprakla buluştu. Peki hangi aşamada proje? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler soya tarlalarını yerinde gezerek bilgi aldı, kamuoyuna da bilgi verdi. Ordu'da çocukluğumdan beri soyanın olduğunu biliyorduk. Hatta bununla ilgili soya fabrikası var. Fakat soya ekimi yoktu. Israrlı ricalarımızla arkadaşlarımıza soyayı diktirdik. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatılan Ordu ilinde soya fasulyesi yetiştiriciliği kapsamında bir süre önce Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki 20 dönümlük bir alanda deneme amaçlı soya fasulyesi dikimi gerçekleştirildi. Ordu'da 500 rakıma kadar üretimi yapılan soya fasulyesinin ön verim ve adaptasyon çalışmaları sonucunda ise fındık ve mısırdan daha karlı bir ürün olacağı belirlendi. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Tamam. İçerdiği yüksek protein ve yağ ile kemiksiz et olarak nitelendirilen soya fasulyesinin gelecek yıllarda Ordu'da çiftçiler için alternatif bir endüstri bitkisi olması hedefleniyor. Çok da iyi sonuç aldık. 500 metre rakıma kadar soya çok faydalı ve aynı zamanda verimli bir ürün. %40-45'e kadar protein oranı var. Neredeyse yarısı protein. %20 kadar da yağ var. Bu bakımdan bu kemiksiz et diye geçiyor, biftek olarak geçiyor. Amerika'da ve yurt dışında özellikle çok yaygın. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, soya fasulyesinin dönüm başına getirisinden dolayı fındık ve mısırdan daha karlı bir ürün olacağını söyledi. Mısırdan, fındıktan da daha karlı. Yani dönüm başına getirisi bakımından. Dolayısıyla bu aynı zamanda alternatifin de ötesinde önemli bir kaynak ve önemli bir gelir kaynağımız. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Biraz önce ürünün şeyini de gördük, kalitesini de gördük. Çok çok kıymetli bir kaynağımız bu. Onun için yerinde görelim dedik. Ve 20 dönüm deneme yaptık. Bir kaba hesaplamayla 1000 dönüm kadar imkan var. Pancar çorbası, mısır ekmeği yenildi. Üzerine de tulumba tatlısı ve çay ikram edildi. İstanbul Ordulular Derneği her sene düzenlediği yöresel yemeklerden oluşan geleneği bu yılda devam ettirdi. İstanbul Eyüp'te bulunan dernek binasında bir araya gelen dernek üyeleri ve STK temsilcileri birlik ve beraberlik mesajları verdi. Hem de yarın başlayacak Ordu günleri için istişarelerde bulundu. Tüm Ordulları, İstanbul'da yaşayanları etkinliğe davet ettiler. İstanbul Ordulular Derneği geleneği devam ettiriyor. İstanbul Ordulular Derneği Başkanı Murat Şahin, Genel Sekreter Lütfi İnci ve dernek yönetimi İstanbul Eyüp'teki dernek binasında düzenlediği toplantıda misafirlerine pancar çorbası, mısır ekmeği ve tulumba tatlısından oluşan masa hazırlayarak her sene organize ettiği geleneği bu sene de devam ettirdi. Programı Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sabri Çelebi, ORDEF Başkan Yardımcısı Celalettin Dervişoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Ordulu STK başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programda konuşan İstanbul Ordulular Derneği Başkanı Murat Şahin, amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde geleneği devam ettirmek olduğunu belirterek önümüzdeki aylarda da yapılacak geleneklerle ilgili bilgi verdi. Kaya gelenek ve göreneklerimizi unutturmamak. Önümüzdeki ay yine hamsi pilavı etkinliğimiz olacak. Ona bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Peşinden akabinde öbür ay keşkek etkinliği. Ondan sonraki ay etli yahnimiz olacak. Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sabri Çelebi ise böyle bir programı organize ettiği için Şahin'e teşekkür ederken 17 Ekim'de yani yarın başlayacak olan Ordu günlerine de herkesi davet etti. Maksat çorba, pancar vesaire yemek yemek değil. Maksat bir araya gelmek, birlikte olmak, sizlerle
görüşebilmek, buluşmayı sağlamak. Ben bu anlamda teşekkür ediyorum. Yoğun programlarımız var. 17 Ekim'de inşallah Perşembe günü saat 2'de ordu buluşmasının açılışını gerçekleştireceğiz. Sizleri ve sizlerin aracılığıyla komşularınızı, hemşehrilerimizi davet ediyorum. Program çay sohbeti ile son buldu. Bu haberle bültenin sonuna geldik. Biraz sonra Volkan Deniz spor haberleriyle sizlerle olacak. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ordu'nun dünyaya açılan penceresi TV52 ekranlarından iyi akşamlar. Ben Volkan Deniz. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayız. Ordu Spor 1967 Başkanı Savaş Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Savaş Şimşek, Ordu'nun en büyük markasının Ordu Spor olduğunu belirterek söz konusu Ordu Spor 1967 olunca elimizden geleni yaparız dedi. Ordu Spor Kulübü öncelikle Süper Lig'e yakışan. Düşüncelerinin Ordu Spor 1967'yi yaşatmak olduğunu vurgulayan Başkan Savaş Şimşek, taraftara ve Ordu halkına seslenerek, kim Ordu Spor için bir şey yapmak isterse, bu süreçte yanımızda olmak isterse seve seve kapımızı açarız. Yeter ki Ordu Spor'a faydamız olsun. Başkan Savaş Şimşek, Ordu Spor efsanesinin bu halde olmasına çok üzüldüğünü belirterek, Ordu Spor Kulübü yeni Ordu Spor'a her zaman destek olmaya, yardımcı olmaya hazırdır. Yeter ki birlik olunsun, bir olunsun. Gidelim Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına. Bu şehrin takımlarını aynı çatı altında birleştiriyoruz. 3. Lig'de devam edelim. Yönetimin kimin elinde olduğu önemli değil. Ortak gayede varsak 15 bin kişi oynayalım. Türkiye Ordu halkının desteğini, ilgisini görsün. Ortak hareket edelim. Eğer ortak gayede yoksak da futbolu köreltmeyelim. Yeni Ordu Spor'la birleşme olacak ise kırgınlık, dargınlık olmadan olmasından yanayım. Yönetici arkadaşlarla elimizden geleni yapmaya hazırız sözlerini sarf eden Başkan Savaş Şimşek, karşı tarafın da masaya gelmesini istedik. Olmayacaksa herkes kendi işine baksın sözlerini aktardı. Ümit ediyorum. Türkiye'nin olimpiyatlara katılan en genç sporcusu olan Ordu Mesudiyeli sporcu Tutya Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla profesyonel sporculuk kariyerine son verdiğini açıkladı. Son olarak katıldığı artistik jimnastik dünya kupasında yer aletinde gümüş madalya kazanan Ordulu başarılı sporcu duygusal bir mesaj ile veda etti. Sporcunun veda mesajından önemli noktalar şu şekilde. 3 yaşımda başlayan ve 17 yıl süren aktif jimnastik kariyerime bugün itibariyle nokta koyuyorum. Harika bir 17 yıl geçirdim. Milli sporcu olarak ay yıldızı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti. 17 yılda kazandığım en değerli madalya beni ilham alarak bu spora başlayan kardeşlerimdir. Son olarak mütevelli heyet başkanı, antrenörü, arkadaşları ve ailesine teşekkürlerini dile getiren başarılı sporcu, profesyonel spor kariyerini noktalamış olsa da spordan kopmayacağını sözlerine ekledi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ünye 1957 Spor 4 haftada 3 teknik direktör değiştirip puan alamadı. Yeni sezonda lig maçları öncesinde Şirahman Berber ile anlaşan ve takımı sezon öncesi kampında Şirahman Berber ile hazırlayan yönetim kamp bitiminde hoca ile anlaşamamış ve yolları ayırmıştı. Ardından Musa Yıldırır ile anlaşan Ünye 1957 sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Ünye 1957 bir kez daha hocayı değiştirdi. Takımın başına Metin Bayram geçti. Metin Bayram yönetiminde sahasında Atakum Belediyespor'u konuk eden Ünye 1957 oynadığı bu maçı da kaybederek ligin dibine demir attı. Ordu 1. Amatör Lig'de mücadele eden takımlar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Ulubeyspor ile Mesudiyespor karşı karşıya geldi. Ulubeyspor Mesudiyespor'u farklı mağlup etti. 2019-2020 sezonu öncesinde Ordu 1. Amatör Lig takımları son hazırlıklarını yapıyor. 26 Ekim'de başlayacak sezon öncesinde antrenmanlarını yapan takımlar hazırlık maçları yapmayı da ihmal etmiyor. Sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelen Ulubey Belediyespor ve Mesudiyespor maçından tam tamına 9 gol çıktı. 1. Amatör'de favori takımlar arasında yer alan Ulubeyspor, Mesudiyespor'u 7-2 mağlup ederek adeta rakiplerine yeni sezon öncesi mesaj vermiş oldu. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.